tekrar tedavisine gelelim isterseniz. Neden tedavi edilmelidir altını ıslatma sorunu? Tedavi edilmezse kendinden geçer diye bekleyince çocukta ne gibi problemler ortaya çıkar? Şimdi burada birkaç şeyi söylemek lazım. Baştan söylediğim gibi ciddi bir psikolojik yük oluşturur ve o çocuğun sosyal uyumunu, psikolojik yapısını bozar. Bunun için mutlaka tedavi edilmesi gereken bir şey ve tedavi edilebilir bir şey. Burada hemen şunu söylemek lazım. Bu durumdan çocuk da sorumlu değil, anne baba da çok sorumlu değil. Yanlış algılanmaması lazım. Yani çocuğun elinde olan bir şey değil. Bu size biraz önce anlattığım gibi bir takım mekanizmalarda bozukluklar var. Yani çocuk bunu şımarıklık yüzünden yahut ilgi çekmek için yahut psikolojik bir takım sorunlardan yapmıyor. Gerçekten işlemeyen bir şey var. Dolayısıyla çocuğa çok fazla sorumluluk yüklememek lazım. Özellikle ailenin çocuğu suçlamaması lazım. Bu yüzden bunu böyle bilmek gerekir. İkincisi, bu ailenin de bir defekti değil. Yani iyi eğitemediği için çocuğunu kaçırıyor değil çocuk. Bunun böyle yanlış algılanması tedaviye geç götürülmesini, işin kapalı kalmasını, aile içinde kalmasına yol açıyor. O açıdan bunu bilmek lazım. Tedavide ana olarak iki tedavi yöntemi var. Bunlardan birisi bir ilaç, diğeri de bir yöntem. Tamamen anlattığım mekanizmalarla ilgili. Desmopressin etkin maddeli bir ilaç var. Desmopressin, bu sözünü ettiğim vücutta eksik olan hormonu, hormon değil ama aynı işlevi gören bir molekül.